Merhaba. Bu dersimizde İngilizce'de bir amaç belirtirken kullanmak isteyebileceğimiz iki yapıyı öğreneceğiz. So that ve in order that. Her ikisini de Türkçedeki sın diye ya da makemak için anlamlarını vermek amacıyla kullanıyoruz. Tabii beraber kullandığımız fiile göre bu çekimler değişebiliyor. So that ve in order that yapılarının her ikisi de aynı anlama sahip olmasına karşın in order that yazılı dilde kullanmayı tercih etmemiz gereken daha resmi bir ifade. Hatta öyle ki bu videonun film alıntılarını izlerken belki de hiç duymayabiliriz. Çünkü neticede filmlerde sözlü dilin örnekleri. So that ve in order that yapıları da birer bağlaç görevinde kullanıldığı için yan cümle ve temel cümle kavramlarımız yine devreye giriyor. Yan cümle ile kastedilen şey içinde bu ifadelerden birinin geçtiği kısım, temel cümle ise kendi ayakları üstünde durabilen esas cümleciğimiz. Örneğin, sınavımı geçeyim diye sıkı çalışıyorum şeklindeki iki cümlecikli bir yapıda temel cümlemiz sıkı çalışıyorum, yan cümlemiz ise sınavımı geçeyim diye kısmı. O zaman önce temel cümlemizi kuralım. I've been studying hard. Yan cümleyi oluştururken hangi zamanı kullanacağımız konusundaki seçeneklerimiz biraz sınırlı. İçinde so that veya in order that geçen yan cümlede will, can, would, could sözcüklerinden birini veya nadiren de geniş zamanı kullanıyoruz. Bunu belirleyen şey ise her zamanki gibi temel cümlemizin zamanı oluyor. Mesela bizim örneğimizdeki temel cümlemiz şu anı da ilgilendiren present perfect continuous'ta olduğu için could ya da would alternatiflerini eleyebiliriz. Yan cümlemizde ebilmek şeklinde bir beceri vurgulanmadığı için de can sözcüğüne de elveda diyebiliriz. Geriye bir tek will ve geniş zaman alternatiflerimiz kalıyor. Geniş zamanın nadiren kullanıldığını söylemiştim. Dolayısıyla will kullanmak uygun olacaktır. I've been studying hard so that or in order that I will pass my exam. Geniş zaman kullanma seçeneğini tercih etmeyin desem de bu cümleyi sözlü dilde şu şekilde kurmak da pek tabii kabul edilebilir. I've been studying hard so that I pass my exam. Aynı cümleye biraz da beceri katmak isteyip sınavımı geçebileyim diye sıkı çalışıyorum demek istersek bu sefer can kozumuzu kullanarak şöyle diyebiliriz. I've been studying hard so that I can pass my exam. Temel cümlemizin geçmiş zamanlardan birinde olduğu durumlarda ise will ve can kelimelerinin geçmiş hali olan would ve could sözcükleri görev devralıyor. Mesela örnek cümlemizi geçmişe taşıyarak şöyle demek isteyelim. Sınavımı geçeyim diye sıkı çalıştım. I studied hard so that I would pass my exam. Becerinin vurgulandığı örneğimizi geçmişe taşıyıp sınavımı geçebileyim diye sıkı çalıştım demek istersek de could kelimesinden faydalanıyoruz. I studied hard so that I could pass my exam. Oyunun kurallarını öğrendiğimize göre bu yapılarla farklı zamanlarda farklı cümleler kuralım. İlk cümlemiz gelsin. Matematik öğretmeni olayım diye matematik okudum. I studied maths so that I would be a math teacher. Temel cümle geçmiş zamanda olduğundan yan cümlede de bir beceri vurgulanmadığından would kullandık. Toplantıya geç kalmayayım diye evden sabah erken saatte çıkacağım. I'm going to leave home early in the morning so that I will not be late for the meeting. Temel cümle gelecek zamanda olduğundan, yan cümlede de bir beceri vurgulanmadığından will kullandık. Kendisini soygunculardan korumak için yanında biber gazı taşıyor. She carries a pepper spray with her so that she can protect herself from muggers. Temel cümlemiz geniş zamanda olduğundan, yan cümlede de bir beceri vurgulandığından can kullandık. Beraberce akşam yemeğine çıkabilmek için çocukları büyük annelerine bıraktılar. They left the kids with the grandmas so that they could have dinner together. Temel cümle geçmiş zamanda olduğundan, yan cümlede de ebilmek şeklinde bir beceri vurgulandığından could kullandık. Ayrıca bu cümlede so that ifadesini make için anlamını vermek için kullandığımıza da dikkat edin. Hemen bunu da çevirelim o zaman. We used so that in this sentence so that we could give the meaning make için. İçinde in order that veya so that geçen ifadelerde diğer bir alternatif olarak may ve might sözcüklerini duymamız da mümkün. Küçük de olsa bir olasılığın anlatılmaya çalışıldığı bu tür ifadelerde
temel cümlenin zamanına göre may ve might alternatiflerinden birini seçebiliriz. Şu iki örneğe bakın. We are doing our best in order that he may live a bit longer. Biraz daha uzun süre yaşayabilsin diye elimizden geleni yapıyoruz. We moved to the same city so that we might see each other more often. Birbirimizi daha sık görebiliriz diye aynı şehre taşındık. Bu derste öğrendiğimiz so that yapısını 86. derste gördüğümüz so that ile karıştırmamak gerekiyor. O kadar nokta nokta ki anlamlarına sahip olan o so that kullanımında so ve de sözcüklerinin arasına bir sıfat veya zarf giriyordu. Sonuç olarak da so ugly that, so small that, so quickly that gibi ifadeler ortaya çıkıyordu. Burada ise so ve de sözcükleri ayrılmaz birer bütün. Bir de tabii 95. derste öğrendiğimiz ve bu yüzden anlamına gelen so kelimemiz var ki bunu da so that kullanımıyla karıştırmamak lazım. Hocam karışmazlar ki bunun that'i var. Diye düşünsek de so that kullanımındaki that kelimesi sözlü dilde bazen atılıyor ve geriye sadece so kelimesi kalabiliyor. Yine de cümlede yarattıkları anlam farklarından bunları ayırt etmek kolay olacaktır. Mesela bu üç so kullanımı arasındaki farkları görmek için üçünü bir potada eritelim. He practiced hard so that he could perform well. İyi bir performans sergileyebilmek için çok sık antrenman yaptı. He practiced hard so he performed well. Çok sık antrenman yaptı, bu yüzden iyi bir performans sergiledi. He practiced so hard that he performed well. O kadar sık antrenman yaptı ki iyi bir performans sergiledi. Sözlü dilde karşımıza çıkarak kafa karıştırabilecek diğer bir so that kombinasyonu ise peki öyleyse demek gibi anlamlara sahip olan so ve that kombinasyonu. Bu kullanımda so ve that sözcüklerinin arasında biraz beklendiği için bunu diğerlerinden ayırt etmek daha kolay olacaktır. Şu örneklere bakın. So that's how it is in their family. So that's what this is all about. Well, yeah. So that's a no then. Yes. Evet, bu konuyla ilgili olarak tüm söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bu derste öğrendiklerimizin kullanıldığı film alıntılarımız gelecek. Ardından da çeviriyle öğren kitabımdan konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Kitabı satın almak veya bu dersin yazılı şeklini PDF dosyası olarak indirmek için konuanlatimi.com siteme gidebilirsiniz. Kendi ilinizde bir özel ders öğretmeni arıyorsanız da özelders.com sitesine bakabilirsiniz. Şimdi film alıntılarımız gelsin. We can decide how we meet that end. In order that we are remembered as men. Move the ship out of the asteroid field so that we can send a clear transmission. Yes, ma'am. He is a good and smart master, and he made me this collar so that I may talk. Squirrel! He kept the truth from you so that you would never feel different. You are our son, Loki. So that you may know your death came at the hand of Luffy. A share of the treasure so that they might rebuild their lives. To be closer. So that I could marry you. So that the more we drink, the closer we get to the motel. Please read so that all may hear. I have brought this burden upon us. Our job is to investigate these events from every possible angle so that we might prevent their recurrence. So we'd appreciate it. I'll fix it so that he's the one who finds me. I want you to pull the pin out of the grenade. Count to three so I can hear it. Then toss it as far as you can. And the concept is that every driver is matched to his own avatar. So that their nervous systems are in tune. Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğreni kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım.
haberleri izleyebileyim diye televizyonu açacağım ifadesinin temel cümlesi gelecek zamanda olduğundan ve ebilmek şeklinde bir beceri belirtildiğinden can kullanabiliriz. I'll turn on the TV so that I can watch the news. Haberleri izleyebileyim diye televizyonu açtım cümlesi ise aynı cümlenin geçmiş zamandaki hali, dolayısıyla can'in could'a dönüşmesi gerekecek. I turned on the TV so that I could watch the news. Her ay kira ödemeyeyim diye bir ev alacağım cümlesinde temel cümlemiz gelecek zamanda. Ancak herhangi bir beceri belirtilmediği için will ya da gelecek zaman kullanabiliriz. I'm going to buy a house in order that I won't pay a rent each month. Her ay kira ödemeyeyim diye bir ev aldım. Biraz önceki cümlenin geçmiş zamandaki hali. Dolayısıyla won't yerine wouldn't kullanabiliriz. I bought a house in order that I wouldn't pay a rent each month. Çölde hayatta kalabileyim diye yanıma bol miktarda su alacağım ifadesinin temel cümlesi gelecek zamanda kalabilmek ifadesinde geçen ebilmeyi anlatmak için de can kullanabiliriz. I'll take plenty of water with me so that I can survive in the desert. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını Çeviriyle Öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için sol üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.